Sen oraları al, oraları aldıktan sonra ben de onu senden tekrar alayım orayı. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Şimdi şu örgütleşmelerin durumu ne? Bu biraz sıkıntı bu. Gitgide artıyor. Bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Sana da şuraya verelim. Evet, biraz duraksayalım. Şimdi biraz duraksamanın zamanı geldi diye düşünüyorum yani, canavar gibi. Baksana şuraya. Baya baya toparladık. Yani Bahri'ye bir şeyler yapmak lazım aslında ya. Entrika ile bir şey yapabilir miyiz Bahri'ye? Bir deneyelim mi Entrika? Bayağıdır yapmıyoruz ha. Bence deneyelim ya. Merhabalar. Crusader Kings 3 serimizin yeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Hemen bir önceki bölümden şöyle ufak bir özet geçeyim. Garistan'a girdik. Yani kısacası Avrupa'ya giriş yaptık. Şuradaki taraftaki ufak tefek düklük kontlukları aldık. Aynı şekilde bu bölümde de devam edeceğiz. Yine Avrupa üzerinden gitmeyi planlıyorum. Bakalım, görelim neler olacak, neler bitecek. Onun dışında da çok da ekstrem bir önceki bölümde anlatabileceğim bir şey yok. Boyuna savaştık Avrupa'ya giriş yapmak için. Asker sayımız 122K'ya ulaştı. Bence gayet mükemmel seviyede olduğunu düşünüyorum. Gelirimiz 310 artı 310. Biraz daha para biriktirip binaları ondan sonra geliştirmeyi planlıyorum. Evet, lafı da fazla uzatmadan direkt bölüme geçiş yapalım. Bölüme geçiş yapmadan önce de ufak da bir hatırlatma. Eğer içeriği beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bölümle ilgili, seriyle ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili bir yorumunuz varsa da yorumlar kısmını kullanıp yorum yazabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum tekrardan ve bölüme başlıyoruz. Şu 3'e bir çekelim. Son vaziyet nedir? Tamamdır. Şu evlilikleri bir halledelim. Çocukların evliliklerini hallettik. Tamamdır. Kimin çocuğu oldu? Bizim çocuğumuz oldu. Tabii ki de kız çocuğu oldu. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan şu bölümü bir durdur. Irsi özelliklerden dahi idaresi yüksek bulabilir miyiz acaba? Buradan hemen bir araştırma yapıyorum. Tabii ki de bulamıyoruz. Evet, varsayılana göreden ırsıyı seçelim. Dahi bulmamız lazım. Fakat bulamıyoruz. Evet, neyse, çok da mühim değil. Devam. Hemen savaşa devam edelim. Şuradan şu savaşı açıyorum. Buraları toplamak istiyorum. Olabildiğince seri ve hızlı bir şekilde. Sana savaşı açtım. Seni nerede toplayabiliyoruz biz? Orası kırmızı oldu artık. Şöyle askerleri de toplayalım. Seri 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 seri. Hızlı hızlı. Hadi abilerim. Hadi hadi hadi. Hadi güzel abilerim. Toplanın hemen seri seri. Şurayı akıtalım. Hızı da 4'e çektim. Evet. 123K'ya yakın askerimiz var. Askeri bayağı beklemediğimden daha da yüksek seviyeye taşıdık. Yani muhtemelen daha da artacaktır gibi geliyor. Kalsım bayağı güzel. Bayağı yararlı oldu kalsım bize. Zaten bahsediyordum yani, sürekli kalsım, kalsımda kalsım, kalsımda kalsım. Gördük kalsımın hünerlerini. Senin orada ben önüne geçtim. Hemen şu savaşı da bitirelim. Önce bir başkentini alalım. Da orada bir isyan tarzı bir şey var herhalde. O isyanı da ben mi bastırıyorum şu an? Çok güzel. Ya da başka biriyle savaştı herhalde kendisi. Sıkıntı yok. Onları da tokatlarız. Yolumuza çıkmasın. Sizin için özel birisi var mı? Birini adamana gerek yok. Prestij iyidir. Gerek yok. Zaten her bir boka karışıyordu kendisi. En azından onun önüne geçmiş olduk. Şuraya gidelim. Tam buradakileri toplamışız. %70, %22, %72 olarak okudum. Garip. Vay 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 vay. Tacımız. Şu tacı giyelim. Tamam, sıkıntı yok gibi duruyor şu an. Seni ben nereden alabilirim bu şehri? Şuradan mı alabilirim acaba? Hadi bakalım. Güzel, şuraya da gidelim. Güzel, buradan alabiliyoruz, okey. Şu bak, şu dolanıp dolanıp duruyor. Onunla bir gelsin, bir tokatlayalım onu da. Şuradan hemen korkunçluk başına diyor. Ses başına aylık gelir diyor. Bina inşa etme süresini kısaltalım. Binalara da başlayacağız çünkü ufaktan. Tamam, burayı da aldığına göre şuraya geç. Sen tekrar şuraya gel. Sen oraları al. Oraları aldıktan sonra ben de senden tekrar alayım orayı. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Ya toprak bütünlüğü... Aa, şey de var. Şu mirası da hemen halledelim. Bina inşa etme maliyeti düşürüyor. Yerleşim inşa etme maliyeti, aylık idare yaşam tarzı tecrübesi. %10. Fena değil, fena değil. Şeye tav oldum. %10 ekstra şey, idare yaşam şey veriyor ya. Güzeldir abi. Burayı aldık mı? Aldık. Hemen ordumuzu terhis ediyoruz. Şu unvanı oluşturuyoruz. Bunu da birine veriyoruz. Şimdi kime veriyoruz? İdareden seç. Sen nesin abi? Sünni Gürcüsün. Aga Yakut. Yakut gel agacım. Şöyle yapalım. Ondan da kurtulmuş olalım. Yurtlar birlikte kudüsü seyahatler dinleyeceğiz. Okey, tamam. Şu ilhamı nereye koyabiliyoruz? Ona bir bakmak istiyorum. Koyabildiğim bir yer var mı, yok. Uzun süredir sarayla alakalı bir şey yapmıyoruz. Neymiş? Her gün sarayım sarayım. Dikolaya çalık olanlar. Bunlar notu böyle bir saltik arasında saçma rekabetten ortaya çıktı. Savurganlık istemiyoruz sarayımızda. Bu kim ya? Kendisi için 30 altın. Yok kardeşim. Sen bir bok yapmışsındır. Ben de seni hapse atmışımdır yani.
Şimdi şu örgütleşmelerin durumu ne? Bu biraz sıkıntı bu. Gitgide artıyor. Bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım. O biraz bize problem çıkartacak gibi duruyor. Şuradan şunu da halledelim. Şu kontrollük artışı olarak neresi var? Şuralar niye düşüyor sürekli ya? Şu kartlı ya da şey yapalım be. Tamam, sıkıntısı yok gibi kendisinin. Şimdi sonunda sana vasallık teklif edebiliyorum abi. Teşekkür ederim. Müthiş oldu. Sana tabii ki de vasallık teklif edemiyorum. Çünkü biz farklı dindeyiz. Farklı mezhepteyiz. Tamam, olur, kabul ederiz. Sıkıntı yok. Abla da ablaymış ha. 27 yaşında. Fena da değil aslında. Ama işi var. Neyse, detaya beni öldürmek istiyorlarmış. Ortaya çıkardık. Hemen askeri olarak ordumuzun yerini değiştiriyoruz. Aynen bu şekil. Şurayı da alıp aslında Ege'ye inebiliriz. Şöyle Düklük fethi dedim. Askerlerimi topluyorum. Biraz fazla askerim var. Senin niye öyle fazla askerin var? 12K asker çıkardın sen. Senin o kadar askerin varmış zaten. Okey. Hemen şuraya geçelim. Güzel. Paramız birikiyor. Biriksin. Biriksin. Hiç sıkıntı değil. Gayet iyi oluyor. Binalara bir anda abanacağım çünkü. Bu kim? Yok. Yok yok, o toplara girmeyelim abi şimdi. Bana bir şey kazandırmayacaksa o toplara girmeye gerek yok. Önünü kesebilir miyim ben senin orada? Keserim bence. Bence kestim şu an. Hatta kafana da bastım gibi sanki ha. Yok. Aha, güzel. Güzel. Çok güzel. Direkt bak. Hiç kuşatma yapmadan. Tamam, onun da farkındayım. Aktar vasalı. 3 tane ünvan oluşturabiliyoruz. Güzel. Krallık ünvanı da geldi. O da çok güzel. Bir de burası geldi. O da çok güzel. Şimdi bu ünvanları tabii ki de dağıtmamız lazım. Şunu birine verelim. Kime verelim? Kime verelim? Bu bizim şeyimiz. İmamımız. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Sana verelim ya. Tamamdır. Şu orduyu terhis edelim de eksi yemeyelim. Bir tane daha fazla düklüğümüz var. O da burası. Onu da kime verebiliriz? Tunga'ya verelim, oğlumuza. Şöyle yapacağım. Bir tane toprak vereceğim ki şey olsun. Bize de kalsın. Bakalım. Bence çok da kıyak oldu, güzel oldu. Hemen ordumuzun yerini değiştiriyoruz. Böyle. Bu bölümler böyle. Savaş üstüne savaş arkadaşlar. Sonra toparlayacağız ülkeyi. Parayı olabildiğince biriktiriyoruz da biz niye bu kadar eksi yedik? 300 küsür geliyordu. Savaşta olmadığımız için mi eksi yedik şu an? Neyse, mühim değil. 2K askerin var. Sana da savaş açıyorum. Çökeceğim abi. Senin ne ünvanın var? Krallık ünvanın var mı? Krallık ünvanın yok. İyi, güzel, hoş. Toplayalım hemen. Şuraya da gidelim. Seri seri. Çökelim hemen memlekete. Gel bakalım sen de. Askeri gücümüz inanılmaz derecede artıyor bu arada. 130K'ya vurduk yani sonunda. Masrafları da artıyor o yüzden. Eksi yememizin sebebi olabilir bu arada. Yani eksi yememiz dediğim 310'dan 270'e düşmemizin sebebi olabilir. Sen orayı alıyorsun da senin ardında devasa bir ordu var. Bu ne cesaret, yiğidim. Ne diyor? Çalışan aşağı yönelimlerimiz arasında politik bir evlilik yapılmış. Üyelik şimdilerde onun iddiasına argüman göre göre. Bu iddialar çok gün elindekiler bunun ibaresi onun için endişelenmeme hiç gerek yokmuş diyor. Tamam, sıkıntı yok. Burayı da aldık. Hemen ordumuzu terhis et. Buraya biraz şöyle yapalım. Evet. Tunga ile oğlumuzla ittifak kurup Atabeyliği de oluşturalım. Biraz fazla gidiyor gibi olabilirim bu arada. Yani isyanla çarpışacağız gibi geliyor bana, özellikle şununla. Çünkü Ortodokslar ayaklanıyor. O biraz sıkıntı çıkartabiliriz. Aslında biraz duraksayabiliriz ya. Bir tık duraksasak fena olmaz. Şunların seviyesini bir tık aşağı çekebilirsek muazzam olur. Çünkü ben aldıkça katılıyorlar. Katıldıkça isyan şeyi çıkıyor. Boşu boşuna şimdi savaşmayalım. Gerek yok. Sen Alevi, Ermenisin. İskender. Gel İskender koçum. Seni ben sevdim. Senin saç stilin, maç stilin falan fena durmuyor. Sana da şuraya verelim. Evet, biraz duraksayalım. Şimdi biraz duraksamanın zamanı geldi diye düşünüyorum yani, canavar gibi. Baksana şuraya. Baya baya toparladık. Hemen şu din işlerini halledelim. Şuraları bir an önce halletmek istiyorum. Fakat çok zaman alıyor. Haddinden fazla zaman alıyor. Neymiş bu? Milis büyüklüğü, yerleşim. Stres kazanacağız ama demirciler loncası milis büyüklüğünü arttırıyor. Tüccarlar loncası yine aynı şekilde. Kontrol arttıralım, stresimiz artsın. Şimdi kararlarda yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında hacca gitsek. Bu ne? Ha, bu şey, okey, tamam. Hacı özelliği kazanacakmışız. Bunun ikisinin arasındaki fark ne? Tamam, hacca gidelim. Bu biraz duraksamayı böyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hem paramız da artar. 5K civarına falan gelince, çünkü milis seviyesine baksana, 135K askerimiz var. Tamam, altınımızı verelim. Olur, 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 olur.
Bu kim abi? Ben bununla niye ittifak kuracağım? Ben seninle ittifak kurmak istemiyorum. Güzel para geliyor. Şu hacı olayı bir bitirelim. Şu hacı. Neymiş bu? Mekke'ye yaklaşınca kendimi Mekke'nin kutsal bölgeyle dış dünya arasındaki sınır olan Mikat'ın önünde buluyorum. Bu andan itibaren kendimi temizleyerek, belirtilerin kabiliyeterek ihrama girmeliyim. Cinsel ilişkiden küfür etmekten ve kibirli ya da kaba düşünceden sakınmalıyım. Yok. Şöyle yapalım. Stres kazanalım. Mühim değil. Ne gerekiyorsa o şekilde yerine getirelim. Neymiş bu? Çekicilik görüşü yok. Hepsini tıraş et. Çok güzel. Neymiş bu? Bağlılık göstergesi güzel özellikler veriyor. Yani bunu aynı mezhep görüşünü. Güzel. Gittik geldik. Garnizon büyüklüğünü arttıralım. Geldik değil mi? Hacdan. Güzel. Özelliğimizi de almışız. Çok güzel. Evet. Durumlar nedir abi? 10 gün kaldı diyor. Değiştir lütfen. Tekrar 5 ay kaldı. Sıkıntı. Örgütleşmeyi kontrol etmek istiyorum. Azaldı. %43'tü. %41'e düştü. Düşür abi, gözünü seveyim hadi. Şu şeyler bir düşsün. Üye sayısı gitgide artıyor. Aa, çocuğumuz oldu, çok güzel. Mustafa iyiydi aslında. Karatay olsun. Karatay'a bir bakalım. Sanki şey beğeniyoruz, manavdan elma beğeniyoruz. Karatay dahi yakışıklı, dinç. Karatay fena değilsin aslanım sen. Senin de özelliğini ben şöyle odaya değiştireceğim. Oyunu başlatacağım. Şunu şöyle yapıyorum. Saray eserlerinde neler var? Şunu koyalım. Okey. Saray kimi arayalım. Neymiş bu? Nedir senin özelliklerin? Fatma'nın durumu ne? Fatma'ya da bakalım. Tekin'in şeylerine, özelliklerine bir bakmak lazım. Çok fazla çünkü entrika düzenleniyor. Başımız ağrımasın Tekin'den. Adil, şefkatli, kararsız. Gel Tekin. Mülk limitinin üstündeymişiz. Allah Allah. Allah Allah. Tamam, ver abi birine. 140K'ya kadar çıktı askeri şeymiş. Konuşamıyorum şu an. Güzel. Vasalı aktaralım. Gayet iyiyiz bence ya. Gayet şıkır şıkır yerinde her şey. Nedir bunun şeyi? 9. Düşünceli. Seni ben eğitebiliyor muyum? Kültür değişmiyor. Büyümesi lazım çocuğun. 6500 civarı bir paramız oldu. Ya bunlar sürekli şey oluyor. Ölüyorlar. Varisleri yok. Varisleri olmayınca da bana kalıyor. Çık geri. Neresi var başka? Ver bunu da birine ver. Tamam. Bu B. Petros 6 kişinin elindeki sürme. Bishop Andres aylardır sahte belgeleri inceliyordu. B. Petros şimdi belgenin tutarsa oluşturduğunu iddia ediyor. Uğraştırmayın beni, kurban olayım hadi. Hadi bakın keyfinize. Sıkıntı çıkarmayın bana. Uğraştırmayın. Kale seviyesini yükselt. İnşalarda girişiyorum bu arada. Bir dakika. Konstantin'e ekstra bir şey yapabiliyor muyuz? Yok, yapamıyoruz. Okey. Şöyle yapacağım. Kale seviyesini yükselteceğim. Ekstra bir şey kurabiliyor muyuz? Yok, kuramıyoruz. Burayı da kuramıyoruz. Şu kale seviyesini tekrar yükselteceğim. Hayvan gibi para harcıyoruz şu an. Kale çok fazla para istiyor çünkü. Sıkıntı yok. Dert yok. Kasa yok. Yükselt abi. Tamamdır. Gelirimiz artsın. Ufak ufak 336'ya kadar, 338'e kadar çıkardık. Şu ana kadar aldığımız en yüksek gelir bu herhalde. Gayet iyi durumdayız şu an. Şuradaki şu taraflarda durumlar nedir abiler? Senin müttefikin yok. Sen savaştasın. Ben şimdi sana savaş açsam. Şöyle gelsek, düklük fethi desek. De jure için savaş açacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Artı kaç kazanıyorsun sen? Artık bile kazanmıyorsun sen. Senin artın kaç? 69. Sen kaç kazanıyorsun? 315. Bahri canavar gibi. Bahri'yi geçtik bu arada. O konuda sıkıntı yok. Askeri olarak geçtik. Şey olarak da geçtik. Altın olarak da bayağı önüne geçtik. Gelir olarak. Hani Bahri'ye bir şeyler yapmak lazım aslında ya. Entrika'yla bir şey yapabilir miyiz Bahri'ye? Bir deneyelim mi entrika? Bayağıdır yapmıyoruz ha. Bence deneyelim ya. 60 yaşındaymış zaten. Öldür desek %5 diyor. Plan başlat dedim. Reddediyor. %5 çok düşük ihtimal ya. İkna edilebilir. Rüşvet. Tamam. İkna edilebilirleri seçmeye çalışıyorum. Gel ablam sen de. Sana da para vereyim ben. Bu ablaya verdik zaten az önce. Gel abim sen de. Olabildiğince yüzdeyi arttırmaya çalışıyorum ki. Bir entrika deneyelim. Belki ya şey yapabiliriz. Bölebiliriz daha önce yaptığımız gibi. Kaç oldu? %76. Az değil bence. Bence az değil sanki. Bakalım görelim. 10 ay kısa bir süre. 10 ay bir zulada yatalım. Yazanın son eseri konuştu. Eser keder ve kayıp duyguları yazılmış. Ayrıca Uluç şiiri açıkça bana adadığını söylemiş. Uluç bunu gerçekten kalben yazdığını görebiliyorum. Neymiş? Bir kez de yüzümüze gülsek kader kaybettiğimiz insanı bize bahşeder. O güzel insan bizi bırakıp gitti. Hepimizin kalplerini harap etti. Eyvallah Uluç. Eyvallah, sen bana yavşıyorsun. Sen bana yanlıyorsun gibi. Neyse, hadi bakalım. İleride bir sıkıntı çıkarmasın da bize. Çağrı. Bizim Çağrı diye çocuğumuz mu var lan? Arapçayı öğrenmiş. Neyse.
Kararlardan ne yapalım? Büyük bir ziyafet gider ya. Büyük bir ziyafet gider. %45'i çıktı. Sıkıntı. 9 ay kalmış. Sıkıntı. Altın kaybedelim. Hiç problem değil. Ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Şu fidyeler kalsın ya. Bunları çok zor zamanda artık hala şeyde kalırlarsa. Aa, fazla düklük sahibisin diyor. Aa, o artış o yüzden. Bak bunu kaçırdık. Bu sıkıntı çıkartacak bize. Alpaslan gel bakalım koçum. Al bakalım şunu sen. O eksi yedirtiyor. Yükleşmeye bayağı bir şey. Artı bak 41'e düştü direkt. Takip edeceğim şunu. Sınıra gelmesine çok az kaldı. Maturilik mezhebine mi geçeceğiz? Tamam sıkıntı yok. Biz geçmeyelim. Bu senin yalancı bir üçkağıtçı olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Üvey kız kardeşi Pika bugün hiçbir şey yokken bir anda öfkeli bir biçim etrafındakiyle bağırmaya başladı. Kendisi son zamanlar stresli günler geçiyor fakat böyle bağırma sonra hiç yakışmadı. Dur şimdi bir dakika. Bir av düzenleyelim. Bir stres kaybedelim. Stres kaybettikten sonra başkenti geliştirir şey yaparız. Stresi dengede tutmak lazım. Sıkıntı çıkartıyor çünkü. Bir kız çocuğumuz daha oldu. Prestij. Gidelim peşinden. Senin durumun ne? %70 misin sen? Sana başka şey davet edebiliyor muyuz? %70 çünkü bu oyunun RNG'si pek sağlıklı gelmiyor bana. Ben de o konuda çok şanssızımdır. Bakacağız göreceğiz. Hadi bakalım. Ne kadar kalmıştı bir dakika? 6 ay kaldı. Prestijimizi kazandık. Stresimizi azalttık. Kazansın bakalım. 170'te 5 yardakçımız var. Nişanlı evlenebilir. Yapıştır. Hadi. Hadi öldür. 169'a düştü lan. Düşük ihtimal. Neymiş bu? Gizlilik %84'te. Hazır. Yarasın diyelim. Fırsat kaçtı diye. Altının son erdiğim çabalarından sağ çıktı. Tuttuğum katiller bardak taşıyıcısını hesaba katmamış. Zehir bardağına dolaşsa da sağ dudaklarını geçemedi. En azından bardak taşıyıcı zehirden öldü. Tekrar yoluma çıkamayacak. Yani... Ben dedim bu oyunun RNG'si sıkıntı çıkartacak bize diye dedim ben. Tekrar dene kardeş. Bu adam ölecek. Bu adam ölmezse ben savaşla öldüreceğim bu herifi esir edip. Onu bir ben bir uyandırayım. Senin özelliklerin kötü. 36 mı? Oo, 36 çok fazla. Diplomasiye bak. Çok fazla. Hemen bir mareşalimizi atayalım. Din muhabbeti. 32 gün kaldı diyor. Şöyle yapalım. Milis takviye hızı, gelişmişlik artışı, kutsal birlikler diyor. Şuradan takviye hızından akalım ya bence. Ha? Bence kıyak olur. 150K'ya çıkardık askeri. Şunu da kapat. Biraz duraksadık biliyorum. Bilerek zaten söylemiştim. %38'e düştü. %41'den 29'dan da 27 üyeye düştü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Stresimizi düşürelim. 28 stres en azından prestij kazanalım. Allah'tan stres düştü dedim ya. İlla bir sıkıntı çıkartacak yani. Tamam kararlardan başka ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Bir şey yapamıyoruz stresimizi düşürmek için. Çok güzel. Çok güzel. Neymiş bu? Papalığı dağıt. İşte hedefimiz bu. Papalığı dağıtacağız. Bu neymiş? Bunlara bakacağız hep beraber ya. Bunların hepsini yapacağız sırayla. Hemen paramız var. Tapınak inşa edemiyoruz. Şunu yükseltelim. Kale inşası var. Yapıştır abim. Tamam abim. Yapıştır abim. İmkansın abim. Bunu da çek. Akıt gelsin. Evet daha fazla şey yapamıyoruz. Çocuğu ya. Kale var. Başka ne var? Kalenin yanında. 7. 7. Şunu arttıralım. Çok güzel. Şu entrikayı merak ediyorum. 7 ay kaldı. Davet edebileceğimiz biri var mı? Sanırım zaten davet edemiyoruz başka birini. Ki hepsi de reddediyor. 168'den 165'e düştü. Yine RNG'yim. Yani ben sana niye müttefiklik önereyim ya? Reddet abi. Din muhabbeti. 40 gün. Hadi abi. Hadi abicim. Sarayı topla. Sarayı sonra hallederiz. Stres çıkartacak çünkü bekliyorum yani. Stres olmazsa olmazımız. Sarayı topladığımız zaman bile. Bazen öyle eventler öyle etkinlikler denk geliyor ki stres hayvan gibi oluyor. Sağlık sıkıntıya giriyor. Kasım'ın yaşaması lazım arkadaşlar. Olabildiğince sağlıklı olması lazım. Ki Kasım'ı en verimli şekilde kullanabilelim. Tamam kötü fal olsun.
Biraz daha çok düşük ihtimal ya. Niye %30'a, %39'a düştü? Niye %38'e düştü ya? Vazgeç. Yok. Başaramadım. Başaramadık. Sana yapsak %41 diyoruz. Sana deneyelim. Yani şöyle. Şu ikna edilebilir. Ver abi rüşveti. Para yedirdik o kadar, bir de anasını satayım millete var ya. Bir boka yaramadı. %60'dan %165'ten şeye düştü. Nedir o? %30'a düştü. %39'a düştü. Gel. Kaça kadar çıkacak? 67.95. Tamam, maksimuma ulaştık. Şöyle bir şey yapsak. Senle de. Bir dakika şimdi. İttifak gücü deyip. Karakterimizin kızı kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Halihazırda çok müttefikimiz varmış. Neymiş mi ya? Eğer hediye bizzat gönderirsem Sultan Selahaddin reddedemez. Tamam. Kabul etti. İttifak kurabilirsin diyor. Bunlara gerek yok. Neler var, neler var, neler var. Örgütleşmenin durumunu %33. Bayağı bir azalttık. Din durumunu. Tamam. Kültürel olarak. Dur abi dur. Burası. Burası. Nerede bura? Buralar diğer tarafta herhalde. Arkada sanırım buralar. Evet, şu bölge. Özellikle şu bölge ve şu bölge. Bu bize sıkıntı çıkıyor. Aa, kültüre bakmadık da kültürde sanırım her şeyi araştırdık diye hatırlıyorum ben ya. Aynen, her şeyi araştırmışız. Tamamdır, bir sıkıntımız yok. 4K paramız var. Egzotik büyük bir salon kur. Kuralım bakalım. Ne etkisi olacak bana bu? Bahri Emperyal, hayır sevene fayda, bunların hepsi oldukça yabancı geliyor. Ne etkisi? Bekleme süresine de normal bitiş tarihi. Tamam, faydalansınlar bakalım. Düzlük savaşçısı bul, başkenti geliştir. Cart yap, curt yap, onu yap, bunu yap. Şunu da orada çıkar. Birazdan savaşlara başlayacağım bu arada. Merak etmeyin. Birazdan değil, bir sonraki bölümde başlayalım savaşlara. Evet, zamana baktım, 30 dakikayı geçmişiz. Gördüğünüz gibi yine Avrupa'ya salça olduk. Ufak tefek bölgeleri aldık. Biraz da durdum aslında açıkçası. Şu örgütleşmeden dolayı, bu örgütleşmesi biraz tırsıttı beni. Biraz yüzdesi yüksek geldi. O yüzden ufak böyle bir ara verdik. Hani din ve kültürel olarak değiştirmeleri hızlı yapalım, seviyesini düşürebilelim diye. Bir sonraki bölümde muhtemelen savaşlara devam edeceğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.